Değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese iyi akşamlar efendim. Bir Köylü Soruyor programımızın yeni bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Efendim bu akşam neler konuşacağız? Bu akşam sizlere sıklıkla bahsettiğimiz toprak analizi üzerine detaylı bir muhabbetle karşınızda olacağız. Muhabbetimizi kimlerle yapmış olacağız? Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Barış Bülent Aşık bizlerle olacak. Bu detaylı bilgileri yine alanın uzmanlarından detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Abdullah, hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Çünkü genelde biz hani Bursa bölgesinde köylere gidiyoruz. Kahvelerde pandemiden önce serbestken köylülerle konuşuyoruz gübreyle ilgili. Onlara ben genellikle toprak analizinin önemi ve toprak analizi yaptırmalarıyla ilgili olarak ikna etmeye çalışıyorum ama ne derece başarılı oldum bilemiyorum. Bir de böyle deneyelim dedik. Evet, davetine sevindim. Onun için koşa koşa geldim yani. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadığınız için. Hocam tabii Bursa bölgesinde çiftçilerimizin birçoğunu sizleri tanıyor. Öğrenciler, meslektaş camiamız da birçoğu biliyor. Hocam aynı zamanda benim de hocalarımdandır kendisi. Ve Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin yönetiminde kendisi. Evet. Ben de o zamanlar ZMO Genç yönetimindeydim. Odaya kaydımızı yaptık. Çalışmaları yine devam ettiriyoruz. Hocam şimdi biz tanıyoruz elbet ama ekranları karşısında izleyenlere de şöyle kısaca bir kendinizden bahsedin isterseniz. Şöyle 1974 Ankara Polatlı doğumluyum. Polatlı'nın Temelli nahiyesinin Bacı köyündenim. 97 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden mezun oldum. Ve 2000 yılında da asistan olarak Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümüne geldim. Yaklaşık Bursa'ya geleli 20 yıl olmuş. Ömrümüzün yarısını Bursa'da geçirdik artık. Soranlara da Bursalıyız diyoruz. Evet efendim artık bu alanda konuyla alakalı hocama sorularınız varsa aşağıdaki irtibat bilgilerinden sorabilirsiniz. Ben de hocama yönlendirmiş olacağım. Hocam yavaş yavaş muhabbetin girizgahını yapalım. Evet. Şöyle ki bugüne kadar biz de ekranlarımızda çok söyledik. Okulda sizler de hep bahsediyorsunuz. Toprak analizi diyoruz, toprak analizi diyoruz. Bu toprak analizi neden bu kadar önemli? Yani gübreleme yaparken hangi gübreyi kullanacağız, ne kadar kullanacağız, nasıl kullanacağız, ne zaman kullanacağız? Bir sürü sorular var. Bu akşam bu konular üzere sizleri davet ettik. Buyursunlar diyeyim. Top şimdi, sizde, söz sizde. Evet, şimdi slayt hazırlamıştım ben. Hı hı. Bu slaytlar genelde ben köylere gittiğimde köylülere sunduğum slaytlar. Hiçbir değişiklik yapmadım. Hatta kısalttım. Hani süremiz kısa olduğu için. İkinci slayta geldiğimizde aslında en önemli slayt bu. İnternete arama motoruna gübre diye yazdığınızda İlk karşınıza gelecek olan sorular şu: hangi gübre, ne kadar, ne zaman ve nasıl atılacak? Şimdi bu soruların cevabını biliyor muyuz diye ben köylülere soruyorum. Köylüler diyor ki bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Bunu şöyle bilmiyorum derken, bunu biz dönem dönem ziraat mühendisi danışmanlık yapan arkadaşlarla resimleri özellikle koydum. Bir araya geliyoruz Ziraat Mühendisleri Odası'nda. Bursa Şubesi'nde oturuyoruz, saatlerce bunu tartışıyoruz. Yani çok tartışılacak bir mesele. Yani hangi gübreyi atacağımıza karar vermemiz bile birçok faktöre bağlı. Evet. Hani bırak ne zaman, ne kadar atacağımız, ne zaman atacağımızı. Bunun üzerine dediğim gibi bir yapmış olduğumuz tartışma programından arkadaşlarla ilgili fotoğraflar da koydum. Bir de bir slide koydum. O karikatür var, internetten bulmuştum. Toprak analizi yaptıran ve yaptırmayan resmi bilmiyorum, görünüyor mu şu gözüküyor an? Gözüküyor, evet. Ekran. Görünüyor, seyircilerimiz de görüyordur belki, köylülerimiz. Ben bunu hep şeye benzetiyorum, hani önceden bazı bakkallara falan girdiğimizde peşin satan, veresiye satan şeyi vardı. Yani aynı şey, burada baktığımızda gerçekten toprak analizi yaptıranla yaptırmayan arasında ve analiz sonuçlarına göre hareket eden üretici arasında gerçekten fark var. Yani bu slaytı da özellikle onun için koydum, o resmi görsünler diye. İkna etmek için böyle resimlerde koyuyoruz. Umarım ikna ediyoruzdur yani. Evet. Bu akşam da niyetimiz o. Çünkü toprak analizi, analiz diye hep bahsediyoruz. Bize de diyorlar ki bu
Bunu doğru bir şekilde nasıl yapacağız? Nasıl olması gerekir? Bunun bir bilgisini bize verir misiniz dediler. Bize gelen soruları da biz de bugün sizler vasıtasıyla aktarmış olalım. Çünkü bir algı var. Ne kadar gübre, ne kadar su. Bir, onunla ilgili de bir slayt var. Şöyle tamam. Bir üçüncü slayta eğer bakarsak. Evet. Üçüncü slayta izleyicilerimiz de görüyordur aslında. Bizim bu bir temel böyle azalan verim kanunu dediğimiz, bilimsel olarak hep söylediğimiz. Ama baktığımızda biraz önce sen söyledin ya, ne kadar fazla gübre verirsek o kadar fazla ürün alabilir miyiz diye. Aslına baktığınızda şu bize her şeyi gösteriyor. Bizim aslında amacımız şu, artan miktarlarda gübre veriyoruz ya, böyle belli bir noktaya kadar gübreyi verdiğimizde ürün artıyor ama belli bir noktadan sonra artık vermiş olduğunuz gübre verimde artış sağlamıyor veya çok az sağlıyorsa o nokta bizim ekonomik noktamız oluyor. Şimdi bir şey olsaydı da görseydik, bu eğri çıkıyor ya şöyle. Evet. Ben böyle bakayım. O eğri çıktığında şöyle düzleşmeye başladığındaki o nokta bizim aslında ekonomik gübre uygulama noktamız oluyor. Her şey, tüm çalışmalar, toprak analizleri, bitki analizleri, o kadar çiftçilerle oturup sohbet etme, buraya gelip konuşma bile her şey sadece şu nokta için. Hani ona da ne deniyor? Bir ekonomik değer. Ekonomik değer noktası. Püf noktası orası. O noktayı artık nasıl, amaç o noktayı yakalamak. Umarım yakalıyoruzdur. Evet, şimdi bu kısma geleceğiz de hocam. Tabii bunu yaparken dengeli bir süreç götürmemiz gerekliliği var. Yani bu bahsettiğimiz verelim gübreyi nasılsa olacak. Yeterlilik ve doyum noktası dedik. Mesela bu su için de geçerli. Ver suyu coşsun, ver suyu coşsun. Yani bu ikisi de aslında tamamıyla bugüne kadar gelmiş hepimizin de en yanlış gördüğü yani algı. Her şeyin fazlası zarar. Kesinlikle. Olduğu gibi suyun fazlası da zarar. Gübrenin, yani gübre o kadar değerli bir şey, o kadar besin, güzel besin elementi, bitki için gerekli ama fazlası gerçekten bitki için, hem bitki için zarar hem üretici için zarar. O üretici açısından zarara da geliriz herhalde. Evet. Şimdi bir sonraki sunuda toprağın içerisindeki besin maddelerini görmüş oluyoruz. Oraya da değinelim isterseniz. Bu aslında bizim örneğin çiftçi veya biraz önce sordun ya, neden toprak analizi yaptırmamız gerekiyor diye. Onun cevabı aslında bu resimde. Bir tane fıçı görüyorsunuz. Aslında temel mantık şu. Bu fıçı bize öğrenciyken hocalarımız hep anlatırdı. Bu fıçıyı anladığınızda olayı da anlamışsınızdır derlerdi. Yazı önemli değil. Minimum diye bir yasa var. Ve gerçekten şöyle düşünün. Ben bu fıçıyı anlatayım. Anlatmak da istiyorum. Çiftçilere de dedim de gittim de anlatıyorum. Anlaşıyoruz. Konunun önemini burada, konunun önemine varıyorlar. Şimdi toprak analizini de aslında şunun için yaptırıyoruz. Bu fıçıyı bir tarla olarak düşünün. İçini de mahsulle dolduracaksınız. Eğer fıçımızın tahtalarından bir tanesi veya iki tanesi eksikse, o fıçıyı ağzına kadar mahsulle doldurabilir miyiz? Örneğin su veya herhangi bir şeyle. O fıçıyı ağzına kadar doldurabilir miyiz? Yok. Dolduramayız. Nereye kadar doldurabiliriz? Kısa tahta ne kadarsa oraya kadar doldurabiliriz. Şimdi oradaki işte N, P, S, K, N, F, C gibi rakamlar bitki besin elementleri. Şimdi toprak analizinde de yaptırdığımızda aslında amacımız şu. Toprakta bu besin elementleri bir tanesi fazla da olabilir, eksik de olabilir. Dolayısıyla bak, fıçıyı göz önünde bulundurduğumuzda fıçının tahtalarının bir tanesi çok uzun olabilir, bir tanesi çok kısa olabilir. Çok uzun olan fıçının tahtaları çok uzunsa onun bir anlamı olur mu? Yok. Yok. Boştan yere uzun bir tahta çakmış oluruz. Bu şu demek, uzun süredir aynı besin elementini toprağa fazla fazla verdiniz, birikti artık demek. İşte toprak analizi yaptırarak bu fıçının tahtalarının hangisi uzun, hangisi kısa onu görüyoruz. Ve yapacağımız gübreleme tavsiyeleriyle fıçının tahtalarını hepsini aynı seviyeye getirip çiftçimizin o tarladan maksimum alabileceği en iyi ürünü almasını sağlamaya çalışıyoruz. Aslında bu fıçının temeli bu. Evet. Anlatırken genelde bu şekilde anlatıyorum. Eğer
Diğer kırmızı bir isim var. Görüntülerde tam çıkıyor mu bilmiyorum. Orada da gördüğünüz gibi su boştan yere. Yani eğer diyelim ki toprakta bitki 20 tane besin elementi alıyor. Onlardan 19'u tamam olsun. Bir tanesi eksik olsun. Örneğin en yoğun noksanlığını gördüğümüz bitki besin elementinden örnek vereyim. Çinko, mangan veya demir. Çinko besin elementi noksansa biz buna mikro element diyoruz. Toprakta böyle ppm dediğimiz çok küçük, yani gözle görülmez toplu iğnenin ucu kadar olması yeterli. O eksikse sizin vermiş olduğunuz gübre hepsi biraz önceki o yukarıdaki slide'daki gibi akıp gidecek. Evet. Şimdi bunu bir denge içerisinde yapmamız gerekliliği var dedik. Bir sonraki sunumda da onun doğru bir şekilde yapılmasıyla aşamalarını anlattığınız bir sunu kısmı var. Evet. İşte o dengeli ve planlı bir gübrelemeyi sağlayabilmemiz için o fıçının tahtalarını uzunları kısaltmak, kısa olanları tamamlayabilmek için bizim toprak analizini yaptırmamız gerekiyor. Toprak analizi de yetmiyor. Hatta işi abartıp bazen bitki analizi de yaptırmamız gerekiyor. Yani aslında toprak ve bitki analizi ikisi birbirine paralel olması gidiyor. Olması gerekiyor. Ama biz genelde temel gübreleme için veya taban gübrelemesi için genelde toprak analizini, ama toprakta herhangi bir bitkinin o besin elementlerini almasında herhangi bir sıkıntı varsa o sıkıntıyı gidermek için de bitki analizi yapıp o sıkıntı neyden kaynaklanıyor, hangi besin elementinden kaynaklanıyor onu belirleyip işte bitki analizi sonucu bir noksanlık belirledik. Hemen işte yapraktan bir uygulamayla kısa sürede çözüm üretebiliyoruz onun içinde. Evet. Yani bitkinin, şöyle söyleyeyim bitki analizini, bitki topraktaki var olan besin elementlerini alabiliyor mu, alamıyor mu onu belirlemek için yapıyor. Bu genelde hani daha henüz toprak analizi kısmını aşamadığımız için bitki analizine gelemedik daha. Daha evet toprak analiziyle uğraşıyoruz. Ha, bitki analizi gelemedik. Bu da benim en sevdiğim slaytlardan bir tanesi. Tabii bence de gayet güzel duruyor. Paralar olunca. Evet böyle bakıyoruz işte. Evet güzel yurdumun güzel paraları. Bazen hatta hani hangi paranın arkasında ne var oradan da bazen unutmuyorum yani araştırma bakıyorum. Kültür evet, şeylerinde yarışmalarda çıkıyor genellikle. Evet evet evet. Orada yine bir güncel resmimiz var. Gübre fiyatları uçtu. Şöyle söyleyeyim ben geçen ay bir köye gittiğimde orada tabii köylüler de geldiğinde işte tam tabii taban gübresi toprağa atma zamanı. İşte bir çuval gübre fiyat verelim değil mi? İşte 50 kiloluk bir çuval gübre 170'e aldım, 180'e aldım gibi ibareler geçiyor. İbareler, gübre fiyatları son bir yılda %100 arttı. Geçen hafta yine Mudanya'nın bir köyüne gittiğimizde bu sefer oradaki çiftçilerin de gübreyi işte 200'e aldım. Yani bir ay içinde 175'ten 200'e evet çıktı yani. Giderek de yükseliyor artık hani şey gibi. İstemesek de hani dolar birazcık kur gibi. Kur gibi. Evet. Zaten şimdi Çankırı'dan bir izleyicimiz yazmış. Hayırlı hoca, yayınlar hocam demiş. Bu yıl maddi durumdan dolayı bu taban gübresini falan atamadık diyor. Bu sıkıntıları yaşıyoruz. Daha sonrasında da sıvı gübre olarak ne atabiliriz? Daha sonrası için ne yapabiliriz diyor. Yani bu konuda çiftçilerimizin büyük bir çoğunluğu gerek hububatta gerek diğer ürünlerde gübre atamıyorlar, atmadık diyorlar. Özellikle kardeşlenme döneminde hububatta. Ya şöyle söyleyeyim, buğdayda taban gübresini mutlaka atmak gerekiyor aslında. Taban gübresi yani dediğim gibi nasıl söyleyeyim, bizim ana öğünümüz. Çünkü tabandan azotu, fosforu, ana yemeğimiz. Ana yemeği ocağa koyacaksınız ki bitki o ana besin elementlerini alsın ve onun üstüne de zamanla vermiş olduklarımız işte üst gübre olarak ne bileyim üre, amonyum sülfat veya gübre ismi vermeyeyim ama üst atılan azotlu gübreler ana yemekten sonraki diğer öğünler olarak geçiyor. Yani aparatif. Şöyle bitkinin tohum ekildikten, çimlendikten sonra hasata kadar, hasata yaklaşana kadar
belli dönemlerde haftalık haftalık, aylık aylık besin elementi ihtiyacı var, programı var. Onu tamamlamamız gerekiyor. Şimdi hocam, gübreleme bu kadar önemli. Çünkü toprağın, bitki, toprak bir taban ve bitkilerimiz buradan ürün verecekleri hasada kadar olan süreçte beslenmesini buradan sağlıyor. Evet. Şimdi o toprağı besleyeceğiz ki bitkiyi beslesin, bitki beslensin ki ürün versin. Hasatta bizler de yüzü gülsün, biz beslenelim. Yani bu bir silsile, zincir, evet, böyle gidiyor. Bu konuda dikkat edilmesi, dikkate alınması gereken faktörler diye çok güzel bir çalışma var şu an. Oradan şöyle kısım kısım isterseniz gitmiş olalım. Şimdi gübrelemede dikkate alınması gereken faktörlerin her biri teker teker şu slaytı, ben belki biraz akademik olacak ama şu slaytı ders olarak dönem. Derste şöyle söyleyeyim, 14 haftada anlatıyor bu dersi dönem veren hocalar. Evet. Yani 14 hafta boyunca derse girip işte gübre çeşitleriyle ilgili, yani gübre önerirken bir çiftçiye hangi çeşit gübreyi önerecekseniz o çeşidin özellikleri, işte suda çözünebilirliği, toprağa verdiğinde toprakta yaratacağı tuz, işte bitkinin işte amonyum formunda mı, nitrat formundaki azotu mu tercih ediyor, bu tür bilgilerin hepsini sadece gübre çeşidini belirlerken birçok faktör göz önünde bulundurulması gerekiyor. Dediğim gibi işte aslında bu slaytı ben şunun için koydum. Toprak analizini yaptırmış olsak bile toprak analizi sonucunda gübre tavsiyesinde bulunacağız ya. O gübre tavsiyesinde bulunmak bile aslında ne kadar zor bir mühendis olarak. Yani ben örneğin toprakçıyım, bitki beslemeciyim ama gerçekten ben bir toprak analizinin sonucunu gördüğümde o toprak analizine göre gübre tavsiyesinde bulunmak için bir ya neredeyse yarım saat 45 dakika hesap, kitap, düşünme, yani o kadar kolay değil. Her maddeyi teker 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 irdeliyoruz. Bunların en önemlisi de şu. Ben örneğin genelde toprak analiz sonucu geldiğinde çiftçilere şunu da soruyorum. Bayide hangi gübreler var veya hangi gübrelere ulaşabiliyoruz? Hı hı. Çünkü şu hata da olabiliyor. Ben gübre önerisinde bulunuyorum ama çiftçinin bölgesinde veya o bölgede alışveriş yaptığı bayide o gübre yok. O zaman ne yapacak? Onun yerine ne olacak? Ha, onun yerine bayi başka bir gübre de verebilir. Bu sefer almış olduğu o gübreden benim önerdiğim miktarda olmayacak. Uygulaması için kaş yapalım derken göz çıkacak. Aynen, öyle yanlış uygulamalar da olabiliyor yani. Onun için öneride bulunurken dediğim gibi çiftçinin ulaşabileceği gübreler. Bir de son yıllarda yani biz örneğin çiftçilere gittiğimizde çiftçiler gerçekten piyasada, yani gübre sektörü o kadar fazla gelişti ki özellikle, yani zaten hepsi ithal ama işte özel %100 çözünen damlama gübreleri, azot, fosfor, potasyumu farklı oranlarda içeren gübreler, mikro elementleri içeren gübreler, organomineraller son zamanlarda önem kazandı. O gübreler, yani birazcık da piyasadaki gübreleri de bilmek gerekiyor. Hı hı. Ve o bölgede hangi gübreler varsa özellikle çiftçinin ulaşabileceği gübreleri ele alarak tavsiyede bulunmak daha doğru bence. Hocam şu da var, bu çalışmaları yaparken gübreleme deyip geçmemek lazım. Yani bu da bir ayrı bir marifet. Aslında bunların biz ziraat mühendisleri tarafından bir planlı bir şekilde, yani hesabı kitabı dediğiniz gibi bir oran orantısı var bunun. Birazının ayarını kaçırdığımız zaman öbüründen oluyoruz. Aynen. Öbürünü ayarlasak bir öbürü gidiyor. Yani o senin dediğin konu hani besin elementleri arasındaki interaksiyona giriyor. O da bitki beslemenin konusu. O da 14 hafta. Yani. Evet, o ayrı ders. Yani şu var. Yani öyle gübreyi attım değil. Yani evet, bu toprak bir canlı bir form ve topraktaki bu denge oranı çok ciddi bir şey. Ve ben hep diyorum, ziraat, çiftçilik apayrı bir meslek, branş ve çok özel. Ve muhakkak ilimsel, bilimsel bir donanımla gidilmek zorunda. Doğru. Yani hesap kitap olmadan öyle kara düzenden tamam bugüne kadar gelmişiz ama bugünden sonra gitmeyeceği aşikar, net. Yani bunun hesabını kitabını tutarak gitmezsek bu böyle gitmiyor, gitmeyecek. Yok, aslında şöyle söyleyeyim, çiftçiler de her ne kadar hani biz konuştuğumuzda hep mühendis arkadaşlar tarafından hani bir eleştiri belki çiftçiye. İşte atadan, babadan, dededen ne gördüyse hep aynı uygulamayı yapıyor ya. Hı hı.
Yani işte bir noktada belki çiftçiye hak verebiliyoruz ama toprak analizi yaptırdığında belki o yılların gelen alışkanlığından da kopmuş olacak. Ondan da kopmak istemiyor veya böyle hani alışılagelmiş uygulamalar çiftçinin daha kolayına geliyor. Onun için biraz da toprak analizi yaptırmıyor aslında. Çünkü ben soruyorum hani toprak analizi noktasında çiftçinin mühendisten beklentisi ne? Mühendisin çiftçiden beklentisi ne? Evet. Soru güzel soru. Aynen, ben dediğim gibi hani köylere gittiğimizde şimdi toprak analizinin önemiyle ilgili çiftçiler bunu biliyor aslında. Hı hı. Yani evet, böyle çok önemli. Basamak basamak gidiyoruz, kavilleşerek gidiyoruz yani. Bir sıkıntımız yok. Hı hı. En son işte en son siz diyorum hani mühendisten, bir çiftçinin gerçekten mühendisten beklentisi ne? Biz de mühendis olarak çiftçiden ne bekliyoruz? Bunu da tartışıyoruz aynı zamanda köylerde. Hı hı. Şimdi bu toprak analizi noktasında çiftçinin beklentisi şu. Bu benim akrabalarım, amcamlarımın da beklentisi bu. Amcamlar Ankara Polat'ta da çiftçilik yapıyorlar yani. Daha amcamları bile ikna edemedim. Yani toprak analizi yaptırın diyorum ama gel toprak örneklerini al götür okulda yap diyorlar. Şimdi çiftçi şöyle bir şey bekliyor. Mühendis gelsin, tarladan toprak örneğini alsın, götürsün, analizi yaptırsın. Sonucu getirsin. Gübre, hem sonucu hem de gübre tavsiyesini bize getirsin. Raporla birlikte. Raporla birlikte. Çiftçinin beklentisi bu. Mühendisin beklentisi? Mühendisin beklentisi de ben hep kendimden örnek veriyorum. Ben yani tembel bir insanım. Böyle yani mühendis de şöyle. Şimdi bunu kamu kurumunda çalışan mühendislerden de bekleyebiliriz. Hı. Ama önceden ne bileyim bir toprak su kurumu vardı, köy hizmetleri vardı. Evet. Orada çalışan mühendis bizden artık kapandı, hepsi bizden büyük mühendisler. Onlar özellikle bu işi yapıyorlardı. Eskiden vardı bu. Vardı. Evet. Hatta köy hizmetleri ücretsiz analiz de yapıyordu. Şu an Tarım İl Müdürlükleri o görevi yapıyor ama ücret karşılığı. Köy hizmetleri ben biliyorum ücretsiz yapıyordu. Evet, evet, doğru. Eskiden ve oradaki mühendislerin amacı örneğin gerçekten Türkiye'de ne bileyim toprakların analiziyle ilgili, etüdüyle, haritalanmasıyla ilgili, toprak özelliklerinin ortaya konulmasıyla ilgili çalışıyorlardı. Ve ciddi çalışmalar yani toprak haritalandırmaları yapılıyordu, yani, etütler yapılıyordu. O günden sonra bugüne kadar dediğim gibi öyle o kadar önemli bir çalışma var mı? Dediğim gibi o işi yapan kurumlar kapatıldığı için. Ya yok. Aslında o kurumların önemi şimdi bu kadar, bu süreç sonrasında ortada kendini bangır bangır çıkarmaya başladı yani ne kadar önemli oldukları. Şimdi çiftçinin mühendisten beklentisi, şimdi kamu kurumdaki mühendis arkadaşları tabii belli bir kamu kurumda çalıştıkları için görevleri var. Hı-hı. Yani hani bir kısmı belki araziye gidiyor ama şimdi diğer iş şeye kaldı, özel sektörde çalışan, danışmanlık analiz, yapan mühendis arkadaşlara. Onlar bir nebze köylüyü yönlendiriyorlar veya örneğin danışmanlık yapmış olduğu köylünün toprak örneğini alıp analiz yaptırıp gübre tavsiyesinde bulunabiliyorlar. Hatta ben köy ismi vereyim örnek olarak. Akçalar bölgesinde Fadıllı Köyü'nden gelen çiftçilerimizle sohbetimiz esnasında ilk defa şöyle bir şey rastladım. Yani çiftçilerle konuşurken ben bilmiyordum yani o kadar. Neyse işte makro element, mikro element, toprak analizi, gübre tavsiyesi falan benden daha iyi biliyorlar. Dedim siz konuya hakimler. Konuya hakimler. Siz dedim nereden biliyorsunuz bunları? Şimdi tabii o bölge incir bölgesi. Hı hı. Ve incir ticari olarak satılıyor. Çiftçi para kazanıyor. Evet. Çiftçi para kazandığı için de o ürünü daha kaliteli yapmak ürünü için. Daha kaliteli yapabilmek amacıyla yapılan, önerilen gübre tavsiyelerine birebir uyuyor diyebiliriz. Ama çiftçi eğer para kazanamıyorsa ürettiği üründen ona bir de hani toprak analizi masrafları onu yapalım, bunu yapalım. Yani şöyle yani para kazanamayan çiftçiye ne bileyim moral bozuk olan çiftçiye ben hani bir de toprak analizi yaptır diye öneremiyorum. Gerçekten yani gittiğimiz sohbetlerde, köylerde, kahvelerde bazen ona da denk geliyorum yani.
Evet, yani zaten da... izleyicilerimizden yazılar gelmiş. Zamanımızı dengeli kullanmak babında şimdi toprak örneklerinin alınmasına geçmiş olalım hocam. Ha, aynen. Toprak örneklerinin alımında nelere dikkat edeceğiz? Nerelerden toprak analizi yapacağız? Herhalde önemi anlaşıldı gibi geliyor bana. Bence de. Ha, yani altını çize çize. Tamam. Ondan sonra önemi anlaşılsa şimdi toprak örneği nasıl alacağız? Onu oraya şey yaparız. Şimdi çünkü resimde evet. Alırken nelere dikkat edeceğiz? Nereden alacağız? Ne zaman alacağız? Onların sorularını sorayım. Evet. Şimdi toprak örneği almak için ihtiyacımız olan alet ekipmanların resimleri var. Hı hı. Diğer resim biraz abartılı bir resim. Yani bir çiftçiden böyle bir şey bekleyemeyiz ama diğer resimde olan da bizim okuldaki, yani diğer resimde olan alet ekipmanlar bizde de yok. Oraya koyduk ama bizde olan işte çeşitli burgular var. Bir de toprakçı küreği dediğimiz, özellikle toprak örneği almak için 0-30 santimetreye kadar girebilen, kullanımı kolay toprak küreklerimiz var. Tabii şimdi çiftçide bu kürekler olmayabilir ama biz genelde toprak örneği alırken temiz bir kürek kullanmasını istiyoruz çiftçiden. Gerçekten bazı örnekler var, örneğin ne bileyim çiftçi köyde, tabii bir köyde, bir evde kaç tane kürek olabilir? Çok kürek yoktur. Bir iki kürek vardır, çok amaçlı kullanıyordur. Şimdi küreği kullandı diyelim ki ahırda hayvanların altından gübreyi sıyırmak amacıyla. Sonra o kürekle gidip toprak örneği aldığında büyük bir hata olur. Küreği dediğim gibi temiz bir küreğimizin olması gerekiyor. Küreğimiz olduktan sonra burgu sadece yani şöyle söyleyeyim. Sadece tek yıllık tarlalardan örnek almayı anlatayım. Şimdi burgu işine girdiğimizde özellikle biz burguyu kullanıyoruz. Şöyle bazen toprağın üst yüzeyi verimli, kahverengi, böyle tam verimli bir toprak gibi görünüyor olabilir ama gerçekten altından ne çıkacağı belli olmuyor. Bunu biz genelde çiftçilere de önerirken, özellikle meyve bahçeleri kurarken burguyla farklı derinliklere inip bir profil çukurunun kazılmasını öneriyoruz. Çünkü gerçekten toprağın üstü farklı, altı daha farklı. Neden? Buna da şahit oluyoruz. Genelde örneğin bununla ilgili sorunlar da geliyor. Yapabilecek gerçekten hiçbir şey yok. Örneğin meyve bahçesini kuruyor. 3 yıl, 5 yıl sonra ağaçlar kurumaya veya gelişme duruyor. Bu durmanın nedeni bitki kökünün gerçekten toprakta bir kireçle ilgili bir geçirimsiz tabakaya, sıkıntılı bir bölgeye denk geldiği olabiliyor. Onun için biz genelde çiftçilere özellikle meyve bahçeleri kurarken mutlaka bir toprağı biraz sonra tarif edeceğimiz 0-30 değil, 30-60, 60-90, belki 1 metre, 1,5 metreye kadar inebildikleri, kazabildikleri yere kadar kazmalarını, örneklemelerini söylüyoruz. Evet, o bakalım ne koymuşuz buraya. Evet, toprak örneğinin almanın en zor yanı, yani çiftçinin toprak örneğini, toprak analizine sıcak bakmamasının nedenlerinden bir tanesi de toprak örneğini biz almak çok zor. Yorucu. Yorucu. Neden yorucu? Şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz önce bir slide geriye gelebilir miyiz? Bir tabii. Şey söyleyeceğim. Tabii. Bu arada değerli izleyenler, sorularınızı görüyorum. Malatya'dan, Trabzon'dan, Giresun'dan, Anamur'dan. Bireysel soruları biz yayın sonrasında hocamla değerlendirmeye alacağız. Kızmayın bana hiç. O bireysel soruları da değerlendirmeyi sonra yapacağız. Buyurun. Şimdi orada bir yazı yazıyor. Toprak örneklerinin alınması, alınabilir besin elementlerinin belirlenmesi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Buna şöyle örnek vereyim. Biz toprak örneğini aldığımızda, laboratuvara getirdiğinizde örneğin 1 kilo, 1,5 kilo. O toprak örneğini analize hazırlayıp kuruttuktan, öğüttükten, eledikten sonra analizler için çok az miktarını kullanıyoruz. Örneğin 0,5 gram. 0,5 gram toprak örneğini analiz edip 20 dekar, 30, 40, 50 dekarlık bir araziye azotlu gübre tavsiyesi yapıyorsunuz. Dolayısıyla o toprak örneğini alırken yapacağımız en ufak bir hata veya arazimizi, tarlamızı temsil etmeyecek bir örnekleme bütün dengeyi bozuyor. O kadar toprak örneği biraz sonra tarif edeceğim. Toprak örneğini almak alırken tüm araziyi gezin diyeceğim. Zikzaklar çizeceksiniz. Arazi 30-40 dekarsa nereden baksan? Epey dolaşacak. Dolaş. Ondan sonra 8-10 noktadan diğer örnek resme al. Gelelim. Tamam. Örneğin 8-10 noktadan dur. Toprak örneğini al kürekle.
çuvala koy veya işte kovaya. Geldi mi? Gelmedi. Ha. Hı hı. Şöyle tarlayı gez. 8-10 noktadan toprak örneğini ikişer üçer kilo al. 10 noktadan alsan, ikişer kilo alsan 20 kilo. Onu tarlanın kenarına kadar taşı. Onu paçal örnek yap. Karıştır. Onun içinden karıştır. Onun içinden onu temsilen 2 kilosunu al. Nereden baksan bir yarım saat geçer yani. O da epey vakit aldı, yordu. Epey evet. Vakit alır ve gerçekten bir emektir yani. Bunu örneğin yazın sıcağında biz arazi çalışmalarında gerçekten görüyoruz. Çiftçiler yani hani biz hadi alışkanız, çiftçilerimiz de alışkan ama bir emek. Dolayısıyla harcanan bir emeğin karşılığını alabilmek için o toprak örneğinin çok düzgün ve temsili alınması gerekiyor. Tabii bütün araziyi dolaşacağız, tabii, zikzaklar çizeceğiz. Araziyi hem dolaşacağız, bir de biraz sonra belki yeri gelecek. Bizim coğrafyayı biliyorsunuz Türkiye'de. Toprak yani bir noktadan sonra topraklar birbirinden farklı renkte olabiliyor, eğimleri farklı olabiliyor ve bazı yerler kireçli olabiliyor, bazılarının tekstürü farklı oluyor, bazıları tabanda oluyor, bazıları meyilde oluyor. Şimdi tabandaki toprakla, aldığın toprakla meyili karıştırmaman gerekiyor. İşte arazide renk farklılığı varsa onları birazdan onları açacağız. Evet. Ama süreyi de dengeli kullanalım. Son çünkü 15 dakikamız tamam. Var. Evet, evet. Nerelerden almalıyız diyelim. Bir sonraki sunuda, 10. sunuda arkadaşlar da açacaklar. Bakalım. Nerelerden bu örnekleri alınmaz, nerelerden alınır diyeceğiz. Önce alınmaza bakalım isterseniz. Evet, ha. Bu şöyle özellikle en büyük hata şu olabilir ama örneğin biz tarlaya gittiğimizde genelde ne yaparız? Traktörümüzü, römorkumuzu tarlanın bir kenarına koyarız hep. Orada kullanırız, orada gölgeleniriz, her şeyimizi orada yaparız. Hatta gübre atacaksak genelde gübreyi de işte merdaneye gübre koyduğumuz aparata orada koyarız, gübrelerimizi orada çözeriz. Dolayısıyla o bölge kesinlikle toprak örneği alırken hiç uğramamamız gereken bir yer. Evet. Çünkü diyelim ki gübre attık veya bir uygulama yaptık, oraya gübreler dökülmüş, saçılmış olabilir. Oralardan almayacağız. Yine harman yeri veya hayvanın yatmış olduğu yer dediğimiz eğer araziden bir hayvan sürüsü geçmişse, ayakta izlerinden belli olur. Ayak izleri değil, başka şeylerden de belli olur. Oralar, ha, evet. Oralara da dikkat edeceğiz. Yine nasıl diyeyim, işte hasat harman yaptık. Hasat artıklarının kaldığı yerler olabilir. Oralardan genelde almayacağız. Yine başka dediğim gibi sıraya ekim yapılan ürünlerin sıra üzerinden, binaların dediğim gibi tarlamızda bir binamız olabilir. O binanın yakın çevresi de yine sürekli kullandığımız bir alan olduğu için tarlamızı temsil eden bir yer olmaktan çıkıyor artık. Yani toprak örneğini genelde kolaya kaçma açısından söyleyeyim ben de. Yani örneğin kendi adıma söyleyeyim. Şöyle bir araziye baktıktan sonra normalde usul diyor yani tarlanın arazinin tamamını gez. Ama ne yapıyoruz? Kendi adıma söylüyorum. Fazla gezemiyorsun. Kıyıdan, hava sıcak. Kıyıdan. Sürülmüş tarlada yürümek zor. Ne yapıyoruz? Hemen kıyıdan alıp işi bitiriyoruz. Hata yapıyoruz. Dediğim gibi hemen tarlanın o tonç dediğimiz tarla sınırlarına yakın olan yerlerden de yine toprak örneği almıyoruz. Abi. Neden? Sizin komşu tarla belki gübreleme yaptı. Oraya da birazcık hayrına saçmış olabilir. Yine öyle bir hata yapılabilir. Gerçekten toprak örneği almak biraz tecrübe gerektiriyor. Onun için zor diyorum. Çiftçiler de bu zorluğu bildiği için işi mühendise yıkıyorlar. Mühendis, işi bilen mühendis gelsin, alsın diyorlar. Artık biri alacak ama bu ya, yani biri kaldıracakmış ama. Aynen, bu toprağı biri kaldıracak ama kim kaldıracak? Dediğim gibi ya çiftçi ya da mühendis mutlaka kurallara uygun olarak alması gerekiyor. Evet. Çünkü Türk tarımı bakımından bunu doğru yapmak zorunluluğumuz var. Topraklarımızı geçmişten devraldık, geleceğe doğru emanet etme zorunluluğumuz var. Buyursunlar hocam. Hatta o noktadan sürdürülebilir toprak diyoruz biz. Evet. Çünkü topraklar gerçekten hani bize atalarımızdan değil, gelecek nesillere emanet olarak bırakacağımız topraklar. Evet. Çünkü toprakları dediğim gibi aşırı gübreleme, yanlış gübreleme, kirletmeyle üretimden uzaklaştırırsak, hatta amaç dışı kullanıp da üretimden uzaklaştırırsak
Şöyle tüm tarımla ilgili kitaplarda şöyle yazar hep. Dünya nüfusu hızla artmakta ama tarım yapılan topraklar sabit kalmakta ve azalmakta ve birim alandan daha fazla ürün almak zorundayız. Ama bu nereye kadar? Dolayısıyla hep kendimizi birim alandan daha fazla ürün almak diye zorlamaktansa mevcut topraklarımızı koruyarak sürdürülebilir bir şekilde tarım yapmak en mantıklısı. Evet. Bunun için de doğru toprak örneklerini evet. almamız gerekiyor. Şimdi biraz önce örnek gösterdiğim şey bu. Diyelim çok küçük bir arazi örneği. Hı hı. Bunun şöyle örneğin işte bir arazi düşünün. Şurada belki 1 2 3 tek parsel olarak düşünün şu tarlayı. Hı hı. Bu taraftakini Abdullah. Şimdi numuneyi aldınız. Üst taraf meyilli. Aşağıya şey yapamadığınız için orasını ayrı örnekleyeceksiniz. Toprak örneği almadık en büyük sıkıntı bu. Çiftçinin de uzaklaşması bu. Şimdi aynı parsel oradan alıyor. Diyoruz ki biz çiftçiye oradan aldığın toprakla diğer yerde aldığın toprak birbirinden farklı olduğu için birbiriyle karıştırma. Ayrı numuneler. Ayrı numune al. Tepedeki çukurdak. Meyilli yer oldu mu bir örnek? Hı hı. Tarlanın bir de çukur kısmı vardır. Evet. Çukur kısmından da aldın mı? Orayı da yukarıyla karıştırma diyoruz. Oldu mu iki örnek? Ondan sonra taban kısmı vardır. Renk değişimi olan yerler vardır. Aman ha diyoruz. Oradaki renk değişimi olan yerlerdeki toprakları da birbiriyle karıştırma diyoruz. Oldu mu bir tarla için sana 4-5 tane toprak örneği? Çiftçi ben bunu anlatınca bir tarla için 5 toprak deyince çiftçinin de 20 parseli varsa öyle, en son yaşadığımız her parselden mi? Evet benim 20 parsel var. Toprak örneği ne kadar? Bugün bakanlığın yapmış olduğu toprak analiz fiyatı 100 lirayla 150 arasında. Şimdi bir parselden bir tarladan 5 farklı toprak çıkar. Bir de çiftçinin 15-20 tane farklı yerde parseli varsa bu çiftçiyi toprak analiz yaptırmaya ikna etmek biraz zor. Şimdi toprak analizi için devletin vermiş olduğu desteğe girmeyelim istersen. Ya o karar sizin evet, hocam yok. Değilim yani, derseniz. Yok hani ama. Devlet hani toprak analizi gübre için destek veriyor ama dediğim gibi toprak analizi için vermiş olduğu veya gübre için vermiş olduğu destek yani devede kulak mı derler? Yani evet. Çiftçinin yapmış olduğu masrafın %10'u bile değil yani. Öyle olunca çiftçi bu bakımdan da dediğim gibi toprak analizini şey yapıyor. Yani yaptırmalı yönde gidiyor. Aynen. Kalıyor. Yani önemli diyoruz. Ben onun için diyorum. Bugüne diyoruz. Kadar toprak analizi yaptırması yönünde kendi amcalarımı bile ikna edemedim. Sırf bu yüzden. Ya yani doğruları yani olması gerekeni söylediğinizde gerçekten olması gereken de zor olduğunda ikna işi birazcık zor. Onun için ben bu işin dediğim gibi ya devlet tarafından mühendisler, uzman mühendisler tarafından yapılması taraftarıyım. Her parselden toprak örneği alıp analizi yapılıp onun bir sisteme kaydedilmesi. Kesinlikle. Sonra o sisteme girildiğinde bakalım şu parselin özellikleri neymiş dendiğinde geri çağrılıp o araziyle ilgili bir ürün deseni veya yapılacak uygulamaya karar verilmesi taraftarı. Ya bu öyle önemli ki aslında devletin kendi arazisini bilmesi lazım. Yani evet arazi vatandaş. Tapu bizim ama toprak devletin toprak yani. Toprak devletin ve bunun doğru bir işletim gerekliliği var. Yani bunun için bakanlık var, mühendisler var. Ne duruyorsun? Helva yapsana derler adama. Yani helvayı yani yapacak. Devlet hani tabii biraz destek oluyor ama gerçekten hani biz konuştuğumuzda yani çiftçilerin de bir sesi olayım ama o desteklerin gerçekten yetersiz olduğunu söylüyorlar yani. Evet. Ya, hakikat biz burada yani, doğruları konuşuyoruz. Çiftçilerin yani, sesi evet. olarak bu ekranlardan her zaman onların sesi olmaya. Çünkü onlara... örneğin hani bizim konumuz gübre olduğu için gübreden örnek vereyim. En son gübre desteği %100 artırıldı. İşte dekar başına yanılmıyorsam 8 kilo oldu. Yani 8 TL oldu. Şimdi 8 liraya 20 lira işte. Kaç kilo gübre alır? 5 kilo. Ama çiftçiye bizim önerdiğimiz veya atması gereken gübre belki 30 kilo, belki 50 kilo. Yani bölgelere baktığında 100-150. Yani dediğim gibi o destek miktarı gerçekten çok az. Yani onun artırılması gerekiyor. Şöyle resimlerden de veya biraz... Veya gübrenin gidelim. Ucuzlaması gerekiyor. Tamam. Yani bir de o var. Tabii. Yani. O da doğru. Yani
bu kur fiyatları artıyor, gübre artıyor, kur fiyatları düşüyor, yani, gübre düşmüyor. Şöyle örneğin çiftçilerin vermiş olduğu örnekler şöyle. İşte bundan 10 sene önce işte 2 kilo buğday satıp 1 kilo üre alırken veya işte bugün 10 kilo buğday satıp 1 kilo, 2 kilo. Şimdi gübre bir girdi. Girdilerden biri. Konumuz gübre de bunun mazotu var. Diğer kalemleri var. Analizi var. O su var, bu su var. Öyle oluyor şimdi. Hep analiz... Hadi bakalım. Hep hadi üretim yap. Hadi. Yani analiz yaparak üretim yap yani. Hadi bakalım. Evet yapalım. Devam edelim. Örneklerden bir sonraki sunuya geçelim. Evet örneğin bu bir da... Bir sonraki sunu. Hı-hı. Evet bu da bu çizili internetten bulmuş olduğum resimlerin dışında gerçekten de bakıyorsunuz araziyi gördüğünüzde bile renk farklılığını görebiliyorsunuz. Çiftçiye şimdi bu tarlanın sahibine ben toprak örneği alma noktasında ikna etmeye çalışsam edebilir miyim diye düşünüyorum. Ederiz yani. Ama gerçekten bir maliyet yani. Evet. Yine karşı taraftaki bir araziye bakın. Gerçekten de meyilli bir arazi. Şimdi o meyilli olan yerle meyilsiz olan yerin şöyle çiftçi aslında bunun da bilincinde. Çünkü o meyilli olan yerle taban arazi arasında verim farklılığı da vardır. Tabii. Dolayısıyla çiftçinin gübrelemeyi yaparken yani analiz yaptığında o bölgede meyilli olan yerde verim potansiyeli az olan yere daha fazla gübre atması gerekir. O eksikliği tamamlayabilmek için. Hı hı. Şimdi uygulamada çiftçi onu yapabilir mi? Yani çünkü gübre atarken aletin ayarını bir defa yapıp tüm tarlayı gübreliyor. Öyle de bir noksanlık var. Her arazide şöyle hani resimde görüldüğü gibi tava gibi değil. Ben bu resmi özellikle koyuyorum. Soruyorsun yani toprak örneğini nerelerden almamalıyız diye. Evet. Orada bir ortada bir ağaç görünüyor. Görülüyor mu bilmiyorum. Seyircilerimiz de görünüyor. Evet, tamam. O ağacın altından almadan nereden alırsan al tarzında güzel bir örnek aslında bu. Evet. Yani burası hocam ne nerede? Burası Adana'ya giderken uçak inişe geçtiğinde çekmiştim. Ama kimin tarlası olduğunu bilmiyorum. Öyle de sunumlara koyduk ama yarın tarlanın sahibi kardeşim sen benim tarlayı benim çekmişsin. Ağacımı niye gösteriyorsun da diyebilir yani. Evet bir sonraki sunuya geçelim yine arkadaşlar. Bu bir de toprak dengesi cidden Anadolu diyar çok farklı. Yani biz örneğin dediğim gibi arazide gezerek toprak... Burayı da değerlendirelim. Son 3-4 dakikaya gireceğiz hocam. Yavaş yavaş toparlayalım. Slide'ın 14'üne geldik. Olsun. Sonrasında yine bir devam ederiz. Tamam. Sizi davet ederiz. Aynen. Bir daha gelirim. Çünkü ben tatmin olmadım yani. İkna olmadı seyirciler herhalde. Muhabbeti devam ettiririz hocam. Evet. Şimdi burada da genelde işte araziden gezerek toprak örneği almak gerçekten hem bizim için hem arazinin değişkenliğini saptamak için çok zor. Onun için genelde araziye çıkmadan önce biz şöyle Google Earth uydu görüntüsüyle bir araziye bakıyoruz genelde. Yani araziye baktığımızda uydudan bile internetten baktığımızda bile arazide gerçekten sıkıntı var mı yok mu ortaya çıkabiliyor. Ve biz araziden işte şuralardan örnekler alalım şeklinde karar verip işi kolaylaştırabiliyoruz. Son zamanlarda zaten dronlar çıktı. Artık gübreleme ve ilaçlama işini dronlara bırakıyoruz. Evet teknoloji gelişiyor. Teknoloji gelişiyor. Yine bizim için de dediğim gibi araziye gittiğimizde toprak örneğinin alınması noktasında, arazinin genel bir değerlendirmesi noktasında kullanıyoruz diyebilirim. Yani önemli yani diyelim. Son 3 dakikadayız. Vakti veda edeceğiz. Az kaldı. Biz şimdiden bir başka programın sözünü alalım hocam. Tamam, muhabbet gelir. Güzel gidiyor. Önemli bir konu. Şimdiden ben seyirciler adına davetimi yapmış olayım. En son şurada resimde o zaman arkadaşlarım Gökhan hocam, Ertuğrul hocam, Hasan Fatih Akın benim yüksek lisans öğrencimdi. Yani toprak örneği almaya da en az 2-3 kişi gitmen gerekiyor çünkü yorucu bir iş. Yani yorulduğun yerden hemen diğeri küreyi alıp kaldığı yerden devam ediyor ekip işi. Bir sonraki slide yine bir slide daha göstereyim. Evet. 15. 15. Yine burada da dediğim gibi bir ekip olarak meyve bahçelerinde toprak örneği. Yine Gökhan hocam var, Hasan Fatih Akın var, Doğan var. Onların da kulaklarını çınlatayım yani. Buradan evet, burada örneğin resimleri de kısaca göstereyim. En azından dediğim gibi toprağın üstünden
toprak örneği aldığımızda altından örneğin o burgu dediğimiz aletle kirece denk gelebiliyorsunuz yani. Böyle bir sıkıntı olabiliyor. Bu kurulmuş bir bahçede yapmış olduğumuz örneklemedeki sıkıntı. Yani bahçede sıkıntı yaşanmasının nedeni o aşağıdaki kireç aslında. Bu sıkıntı kısımlarını gene ilerleyen programda devam ettirelim hocam. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim beni çağırdığınız. Dediğim gibi yine bekliyorum bir daha. Bir başka programda bu kaldığımız yerden devam edelim. Bu analizlerle birlikte neleri ölçüyoruz ve doğru gübreleme çalışmasını nasıl yapabiliriz? Yani gübre ona örnek şeyler yaparak bir program daha yapalım program yani. Daha yapmış olalım evet, diyelim. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ediyorum. Efendim bu akşam doçent doktor Barış Bülent Aşık hocamla birlikte gübrelemede gübrelemede nelere dikkat etmeliyiz? Neden gübreleme çalışmaları öncesi toprak analizi yapmalıyız? Analizi yaparken nerelerden almalı, nerelerden almamalıyız başlığı altında biraz muhabbetimizde bir kıvılcım olsun diyerekten bu akşam da konumuzu açmış olduk. Vakti veda edeceğiz efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle bu akşam da programımızı noktalıyoruz. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var.